Profesör Doktor Haluk Özener açıklama yapıyor, izliyoruz. Birkaç tane slide hazırladım. Aslında hazırladık daha iyi anlaşabilmesi için deprem sürecinin. Hep öncelikle bildiğiniz üzere Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 1868 yılında kuruldu ve 1895'ten beri deprem gözlemleri yapıyoruz. Yani 1895 tarihi çok önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nden 2 yıl önce oluyor. Bunu özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Yansıda şu anda Marmara Bölgesi, Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara Denizi içinden geçen bölümündeki son 30 yıllık Kandilli gözlemleriyle bazı sayılar göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi Marmara Denizi içinde Kuzey Anadolu Fayı'nın 3,5 ile 4 büyüklüğü arasında tam 253 tane son 30 yılda deprem kaydedildi. Gördüğünüz gibi. Biz şurası da biraz sonra bahsedeceğim. Orta segmenti dediğimiz Marmara Denizi'nin içinden geçen Kuzey Anadolu Fayı'nın orta segmenti. Burayı biraz sonra dikkatinizi çekeceğim. Son 30 yıldaki 4 ila 4,5'lük depremlere bakarsak, biraz önceki 3,5-4'lü şu anda 4-4,5, 100 tane depreme maruz kalmış bu alan. Gördüğünüz gibi yine deprem orta segmente baktığınız zaman depremlerin daha çok doğuda ve batı segmentleri üzerinde olduğunu, orta segmentte nispeten görece az deprem olduğunu görüyoruz. Bir sonraki slayta geçtiğimizde ise gördüğünüz gibi son 38 yıldaki 4,5'tan büyük depremlerin sadece bu segmentin doğusunda ve batısında olduğu bizim dikkatimizi çekiyor. Dolayısıyla şu anda da bir deprem oldu ve otomatik çözüm makineler alıyor. Daha sonra uzman sismolog arkadaşlarımız, 7 gün 24 saat görev yapan arkadaşlarımız depremi hassas şekilde çözecekler. Gördüğünüz gibi orta segment üzerinde deprem pek göremiyoruz. Bir sonraki slayta geçtiğimiz zaman şu son 4 günde olan depremlerin de bu orta segmentin yakınında, hemen üstünde, kuzeyinde olduğunu biraz sonra ifade edeceğim. Kimi depremlerin de artçılarında ana segmente yaklaştığını görüyoruz. Bu da bu fay hattı diyelim, orta segment 1766 depreminin olduğu fay. 1766'da kırılan fay. Son 4 günlük deprem aktivitelerine yine baktığımız zaman bu slide hazırlanırken 183 tane deprem var. Şu anda 200'ün üzerinde deprem kaydettik. Bu da tabii dakikalar, saatler geçtikten sonra sürekli artıyor doğal olarak. Sizi bu son 4 tane depreme dikkatinizi çekmek istiyorum. Öncelikle 5.7 ve onun artçısı olan 4.7 depremlerinin olduğu yer, bakın, ana fayın kuzeyinde, yaklaşık 6-7 kilometre kuzeyinde olan depremler. Bundan sonra olan bazı depremlere baktığımız zaman, artçı şoklara, bu şokların güneye doğru, doğuya doğru ilerlediğini ve 4.4'lük bir artçı şokunda ana fayın üstünde olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla Kandilli olarak burada yapmamız gereken ve daha önceden de senelerden beri yaptığımız şey, bu şokları, artçı şokları olan depremleri sürekli izlemek ve gelişimlerini takip etmek. Dolayısıyla bir sonraki slaytta da şunu görebileceksiniz. Birinci 4.7'lik deprem, biliyorsunuz, ilk depremimiz 24'deki depremde. Tam lokasyonunu verirsek ve kırdığı yerden bahsedersek şurayı görüyorsunuz, kırıyor. Bir tali fay olarak bunu tanımlayabiliriz. Daha sonraki depremimiz 5.7, yani ikinci önemli deprem, dün olan 5.7 büyüklüğündeki depremde yine tali fayın üzerinde olduğunu görebiliyoruz. Daha sonraki artçılara baktığımız zaman 26 Eylül'de olan 4.4'lük depremin ana fayın hemen üzerinde olduğunu dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir sonraki 4.3'lük depremde yine bu ikisinin arasında. Dolayısıyla bizim şu figüre de bakarsak, yani son 4 günlük deprem zaman büyüklük ilişkisine baktığımız zaman 4.7'lik depremi görüyorsunuz. Kuzeyde, fayın kuzeyinde olan bir deprem. Ardından takip ediyorsunuz. Büyüklükleri bakın, 4.7'den
2'ye kadar artçıları izlememiz mümkün. Yansıda giriyorsunuz. Daha sonra dün olan depremimiz 5.7. Bu da yine kuzeyde olan bir deprem. Ondan sonra olan iki tane artçısı var. Bir tanesi ana fayda, diğeri de yine kuzeyde olan bir deprem. Burada önemli olan, yani hem sizlere hem halkımıza vereceğiniz mesaj, 7 gün 24 saat 3 vardiya olarak görev yapan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü bu deprem aktivitesini, sismik aktiviteyi Türkiye'de olan, sadece Marmara değil, tüm Türkiye'deki 7 gün 24 saat izliyor ve bu depremlerin ne tarafa doğru hareket ettiğini de takip ediyor. Herhangi bir ekstra bir durum olduğu zaman, örneğin ana fayya yaklaşması depremlerin bizde belki başka kuşkular da oluşturabilir. Dolayısıyla bu ana fayya sirayet edip etmediğini depremlerin çok net olarak gözlememiz gerekiyor. Onun dışında bir iki slaytımız daha var. Burada da Kandilli'nin gözlemsel kapasitesinden bahsetmek istiyoruz. Yansıda gördüğünüz gibi tüm Türkiye'ye homojen olarak dağılmış. Fakat çoğunluğu da Marmara bölgesinde olan 450 tane gözlem istasyonumuz var. Bu gözlem istasyonları Kalkınma Bakanlığımızın, TÜBİTAK'ın ve uluslararası işbirlikleriyle, destekleriyle oluşturulmuş istasyonlardır. Çok farklı gözlem teknikleri vardır. Sadece sismoloji gözlemi yapmıyoruz. Derin kuyu gözlemleri yapıyoruz. Jeodezik gözlemler, uydu aracıyla GPS gözlemleri yapıyoruz. Kripmetrelerimiz var. Strain metrelerimiz var. Dediğim gibi çok çok farklı jeodezik, jeofizik yöntemlerle Marmara'yı deniz tabanına yerleştirdiğimiz, denizin 1200 metre derinliğine yerleştirmiş olduğumuz deniz tabanı sismik istasyonlarıyla, gerilim ölçenlerle bunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla Kandilli, tekrar üzerine bastırarak söylüyorum, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 7 gün 24 saat gözlem yapan, son teknolojik imkanları kullanan, çok yetişmiş hem uzman personeliyle hem öğretim üyeleriyle eğitim araştırma uygulamanın aynı anda yapıldığı Türkiye'deki büyük bir gururla söylüyorum, nadir, hatta tek olacak bir kurumdur. Bu yansıda da sadece Marmara'daki gözlem kapasitemizi gözünüzün önüne seriyoruz. 257 tane farklı teknikle gözlem yapıyoruz. Buraya kadar konuştuklarımız aslında depremi nasıl izlediğimiz, ne yaptığımız ve kapasitemizdi. Aslında bundan sonra herkesin üstüne düşen görevler var, biliyorsunuz. Bilim insanları çok net olarak sismik aktiviteyi ve deprem öncüllerini takip ediyor. Yerin fiziğini anlamaya çalışıyor. Vatandaş olarak da aslında vermemiz gereken mesaj, bir deprem gerçeğini, yaşadığımız ülkede bir deprem gerçeğini her zaman aklımızın bir köşesinde tutmamız lazım. Bunun için de kişilerin kendilerine, herkesin yapabileceği bir önlem var, alacağı tedbirler var. Bunlar için de 1999 depreminden sonra, Kocaeli depreminden sonra bir projeyle başlatılan ve daha önce de bildiğiniz gibi defalarca söyledim, afet hazırlık eğitim birimimiz var. Orada da temel afet eğitimi ve yapısal olmayan tehlikelerin azaltılması yönünde eğitimler veriliyor ve bu eğitimler bilabeler olarak veriliyor. Her türlü materyallerimiz deprem, tsunami, korunma konularında web sayfalarımızdan bunlara ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi temel afet bilinci eğitim programı ve yapısal olmayan tehlikelerin azaltılması eğitimlerini her an üniversitemiz web sayfasından edinme şansınız var. Ben buraya kadar sözlerime noktayı koymak istiyorum. Depremleri takip ediyoruz. Deprem aktivitelerinin nereye doğru kaydığını ve bunların bize ne ifade ettiğini çok yakın olarak takip ediyoruz. Belirli zamanlarda da, ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda da yine sizleri davet ederek bu güncel bilgileri paylaşacağız. Ben çok teşekkür ediyorum vaktiniz için, geldiğiniz için. Sorularınız varsa alabiliriz. Aslında halk arasında depremler tansiyonu çok fazla yükseldi. Çünkü o gerçeği dediğimiz gibi henüz kabullenememiş bir Türkiye var. Yani kabullenmiş ama depremi yaşadıkça fark eden bir Türkiye var. Ve tekrar çok fazla spekülasyon çıktı ortaya. Özellikle WhatsApp gruplarında, sosyal medyada işte bir iki buçukta bir durum olacak, şu olacak, bu olacak şeklinde. En azından halkın tansiyonu nasıl düşürebiliriz veya nasıl bilinçlendiririz? Siz
onlara nasıl bir açıklama yapmak istersiniz? Şunu söylememiz lazım. Öncelikle Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve deprem gerçeğini öncelikle kabul etmemiz lazım. Ve bu deprem gerçeğinin de yani bunu kabul ederek ama psikolojimizi de bozmamak koşuluyla bunu kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü herkesin dili yapacağı bir şey var. Ama bilemediğimiz tek şey, bakın, birçok şey bilebilir bilim insanları. Depremin nerede olabileceğini ve yaklaşık büyüklüğünü bilebilir. Ama zamanı konusunda bir şey söylememiz mümkün değil. Ama özellikle Marmara içinde biliyorsunuz birçok bilim insanı 99 depreminden sonra da bir sonraki depremin Marmara Denizi içinde gerçekleşeceği konusunda hemfikirler. Buradaki sadece yapılan tartışmalar, ki bunların kamuoyu önünde yapılmasını ben çok hatalı ve yanlış buluyorum. Depremin kaç büyüklüğünde olacağı ve ne zaman olacağı veya olmayacağı konularının halk önünde tartışılmaması gerektiğini inanıyorum. Vatandaş şunu bilecek: Marmara Denizi'nde tarihsel depremler var. 1509-1766 depremleri var. Ülkemiz dinamik. Biz bunu uydu teknolojileriyle, GPS'le takip ediyoruz. Her sene 2,5 santim batıya doğru kayıyor. Anadolu plakası ortalama. Buradan bir enerji birikiyor ve bu enerji bir gün dışarı çıkacak. Ne zaman çıkacağını bilmiyoruz ama bir sona doğru yaklaşıyoruz. Ama bu sonun ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Dolayısıyla biz her zaman bugün deprem olacakmış gibi hazır olmamız lazım. İfade ettiğim gibi bu hazırlık konusunda herkesin üstüne düşen görevler var. Bilim insanları çok çalışıyorlar. Vatandaşlar kendi üzerine düşen önlemleri almak durumundalar. Tabii ki burada en büyük görev karar vericilere düşüyor. Karar vericiler de özellikle deprem güvenli bina, yapısal hasarların azaltılması konusunda gerekli önlemleri, alınan önlemler var. Bu önlemlerin daha da arttırılarak kentsel dönüşüm çalışmaları özellikle bir an önce tamamlanması lazım. Vatandaşımıza da şunu söylemek istiyorum. Şu saatte olacak, şu gün olacak gibi konuları da aslında gündemlerinden çıkartıp ama deprem gerçeğini bilerek yaşamaları daha faydalı. Aksi takdirde dediğim gibi biraz önce psikolojimiz çok çabuk bozulabiliyor. Ne zaman olacağını maalesef bilmiyoruz. Ama olacağını ve gitgide de o sona yaklaştığımızı söyleyebilirim. Ama zaman vermemiz mümkün değil. Başka soru var mıydı? Büyük Marmara depreminde daha önce açıklamalarda 7'den büyük denilmişti yine burada. Evet. Siz de tahmini olarak 7'den büyük olmasını değerlendiriyor musunuz? Bunu daha önceki, biraz önce bahsettiğiniz gibi Marmara'daki olacak bir veya birkaç tane depremin büyüklüklerinin 7'nin üzerinde olacağı zaten bilimsel olarak açıklanmış bir gerçek. Yani beklenen Marmara depremi, şimdi bazı yani 5.7'lik bir deprem oldu, artık Marmara'da bir tehlike yok, her şey geçmiştir demek pek açıkçası gerçekçi değil. Yani keşke o kadar kolay olsa, keşke hiç deprem olmayacak olsa, biz de huzur, mutluluk içinde buralarda yaşasak veya biraz önce ifade ettiğiniz bir keşke zamanını, dakikasını bilsek de bu kadar 150 yıllık bir kuruma gerek kalmasa, 7 gün 24 saat görev yapan arkadaşlarımız burada, aynı anda 8 kişi sabahlara kadar burada nöbet tutuyor. Dolayısıyla onlara bir gerek kalmayacak ama maalesef öyle bir şey değil bu deprem bilimi. 7 gün 24 saat gözlem yapmanız lazım, emek sarf etmeniz lazım ve gerçek verilerle konuşmanız lazım. Biraz önce ifade ettiğim gibi Boğaziçi Üniversitesi Kandilir Hastanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü bu işi 151 yıldır yapıyor ve Avrupa'da ve dünya üzerindeki en öncü kuruluşlardan da bir tanesidir. Sorunuz mu vardı? Buyurun. Bilimsel çalışmaları yapınca kaynak artık ayrılmadı. Ha, bir başka spekülasyon daha var. Evet, yani hem depremin zamanı bir de bilimsel çalışmalara kaynak konusunda. Açıkçası biraz önce söylediğim gibi Türkiye'de çok farklı kaynaklar var. Kalkınma Bakanlığı, şu anda Cumhurbaşkanlığı, Bütçe ve Strateji Başkanlığı, uluslararası kuruluşlar var. Avrupa Birliği, JICA, ikili anlaşmalar var. Türkiye'de araştırmaya yeteri kadar kaynak bulabiliyorsunuz. Eğer çok iyi projelerle ve kurumsal olarak yaklaşarak
işi yapıyorsanız size destek her zaman var. Yani Marmara'da tekrar söylüyorum, yaklaşık bundan 15 sene önce deniz tabanı gözlem evini kurduk biz. Tabii ki çok kolay değil işletmek. Çünkü kurmak başka, işletmek başka. Marmara'da çok işlek bir deniz, çok büyük problemler çıkabiliyor ama şu anda Marmara'nın içinde 15 tane deniz tabanı gözlem istasyonumuz var. Ve bunlar 7 gün 24 saat veri topluyor. Dolayısıyla Türkiye'de, enstitümüzde de bilgi birikimi var, veriler var. Aranınca kaynak da bulunuyor. Umarım yeterli kadar açıklamış oldum. Başka sorusu olan var mı? Ben herkese öncelikle yanımda duran iki arkadaşım, müdür yardımcımız Aslı Doğru hocamız ve yönetim kurulu üyemiz Fatih Bulut hocamız. Yine aynı şekilde Bölgesel Deprem Tsunami İzleme Merkezi Müdürümüz Doğan Kalafat, müdür yardımcılarımız ve Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Üyemiz Ali Pınar'a da çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrar sağ olun geldiğiniz için. Sağ olun. Evet, geldikten sonra depremler oluyor. Gördüğünüz gibi durmuyor. Bahsettiğim gibi 200 tane deprem vardı yaklaşık. Şu anda da yani sesi duyduğunuz zaman otomatikman deprem uyarısı o. Yani sistem otomatikman deprem dalgası aldıktan sonra otomatik çözüm yapıyor. Daha sonra da arkadaşlarımız onu daha sağlıklı çözüyor. Belki şuna da değinmek lazım. Bizim web sayfasında görüyorsunuz bir ilk bir değer var, ardından revize değerler var. İşte ilk değerden sonra revize değer, gerçek bilgiler geldikten sonra diğer istasyonlara da deprem dalgası ulaştıktan sonra daha hassas çözümler oluyor. Yoksa şöyle bir şey yok, işte bir büyüklük veriyorsunuz, ardından biri bir şey söylüyor, büyüklüğü değiştiriyorsunuz. Böyle bir şey mümkün değil, söz konusu değil. Dediğim gibi daha sağlıklı bilgiler geldikçe kendimizi güncelliyoruz.